Elif, ben o konağa yine bir şekilde girerim. Reyhan'ın karşısına yine bir şekilde çıkarım. Ama ben de artık kimse zarar görsün istemiyorum. Son kez soruyorum. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin? Ne diyorsun? Olmaz Elif, görüşemem onunla. Hem İrem böyle bir şeye asla müsaade etmez ki. Sen kendin de gördün. Ben ona dedim, ben burada kendi isteğimle kalıyorum. Kimse beni mecbur etmiyor dedim zaten. Ama işte inanmıyor. Ya bunları yalnızken senin ağzından duyması gerekiyor. Senin bu evliliğin içinde zorla tutulduğunu düşünüyor. Yok, yapamam Elif. Hem Miran abimle konuş. Azat'la görüşmek zorunda olduğunu anlat ona. Bu gerginliği bitirmenin tek yolunun bu olduğunu anlat. Yoksa daha kötü olaylar olacak. Azat gene bu konağa gelecek. Ya abim ölür ya Azat. Bunu durdurabilecek olan tek kişi sensin. Ne olur iyi düşün. Gel hanım. Koş koş. Sana paketler var. Ne paketi? Peri padişahı Miran ağabeyim yapmış yine yapacağını. Gel de kendi gözlerinle gör. Karşımdasın. Nasıl özledim kuzu. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben Elif. Hoş gördüm ben de Melike. Şehriyar ben de. Burada mı kalacaksın? Hayır, ben kalacaksan eğer odanı hazırlatayım diye sormuştum. Yok, meraklanma. Nasıl geldin? Nasıl çıktın çiftlikten? Ya çıktım anam, anlatırım işte. Anam bunlar ne? Ay ne oluyor burada? Reyhan Hanım içindir hepsi. Miran ağabey göndertmiş. Vay. Reyhan sen sevinmedin. Ya insanın kendini bu kadar düşünen bir sevdiği olduktan sonra daha ne ister? Melike sevindim de bazen öyle bir abartıyor ki istemeden diğerlerinin benden daha çok nefret etmesine neden oluyor. Nefret değil o. Kıskançlıktır. Kim gözlülük? Tabii. Vallahi Melike doğru söylüyor. Ne bu evde ne de karşıdaki evde daha önce böyle bir şey hiç yaşanmadı. Aha da bak geliyor kim gözlü. Ne demeye yaydınız bunları avluya? Görgüsüz müsünüz siz? Kaldırın şu yayıntıyı. Kime geldiyse onun odasına götürün. Anne. Bu kızın ne işi var burada? Sen ne cesaretle Şadoğlu'nun yanaşmasını içeri sokarsın? Kendine gel Sultan Hanım. Melike benim misafirim. Misafirmiş. Çek git, gözüm görmesin seni. Anne. Yenge yapma. Ayıp. Miran abim duyarsa... Duyarsa duysun, ne olacak? Kapının önüne mi atacak beni? Yürü. Aa, yenge. Kendisi orada. Kuyruğun ayırmakçısında kuyruğun. Yürü. Ne oluyor burada? Sesini sokağa tutmuş. Ne kavgası bu? Bak da gör Azize Hanım. Şadoğlu'nun yol geçen anı olmuş burası. Utanmasalar günde üç öğün burada yiyecekler. Bir şey demeyecek misin? Bunu da mı sineye çekeceksin? Reyhan bırak gideyim. Hayır Melike, bir yere gitmiyorsun. Sizin evde misafire böyle mi davranılıyor? Sultan doğru söylüyor. Çok meraklıysan sen de peşinden git onunla. Nikahlanmadan önce ben sana ne dedim? Soyadımızı aldıktan sonra Şadoğulları geride bırakacaksın dedim. Dedin. Ama Melike Şadoğlu değil, benim arkadaşım. Babaanne yeter artık. Sen karışma. Şadoğullarının değil yanaşması. Bahçesindeki bir dal çiçek bile buraya giremez. Reyhan bırak gideyim, daha fazla tatsızlık çıkmasın. Hayır Melike, hiçbir yere gitmiyorsun. Bize bunu yapmalarına izin vermeyeceğim. Gitmeyecek Melike. Atın şunu dışarı. Yapmayın. Babaanne, dokunma! Dokunma!
Ne oluyor? Ne oluyor? Çekil. Çek. Çekil. Dışarı. Çek. Ne demek bu babaanne? Bıçağı dolu yanaşması kapımdan içeri giremez. Kimden izin almış da çağırmış hizmetçisini? Reyyan değil. Ben çağırdım Melike'yi. Ben sana da ona da daha önce söyledim. Soyadımızı aldıktan sonra Şadoğullarını geride bırakacak dedim. Ama artık durum değişti. Ben müsaade ediyorum. Melike bu konağa girecek. Kimse de karışmayacak. Reyyan'ın anası, kardeşi Reyyan istediği müddetçe bu konağa girecek. Kimse dokunmayacak. Saygıda kusur etmeyecek. Oldu olacak konağın tapusunda üstlerine ya. Bu ne düşman sevdası Mira? Yenge. Reyyan'ın senden farkı yok. Sen nasıl bu konağın geliniysen Reyyan da bu konağın gelini. Senin neye hakkın varsa onun da en az ona hakkı var. Melike de burada istediği kadar kalacak. Melike! Kaldırın şunu! Melike! Mira sen dur. Ben yalnız konuşayım. Melike Allah aşkına dur. Melike dur, ne olursun. Oy. Tamam. Tamam geçti. Bak Melan susturdu onları. Melike çok özür dilerim. Senin bir suçun yok ki Reyhan. Özür dileme. Reyhan. Zehra ablam demişti. Kızım o evi zindan edecekler. Mutsuzluktan başka hiçbir şey yaşamayacak demişti. Ama ben inanmamıştım. Şimdi kendi gözlerimle gördüm Reyhan. Benimle gel. Bana bunları yaptılarsa sana neler yapıyorlardır. Bu insanlarla yaşanmaz. Tamam Miran başka. Ama o yokken. Bak hep bunlar olur. Hep bunlar olacak. Olmaz Melike. Miran'ın ölmesine izin mi vereyim? Seviyorum ben Miran'ı. Bu sevdayı daha kime nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ama annemler de anlayacak. Miran gibi ben de inanıyorum artık. Bizim sevdamız her şeyi yenecek. Ya Azize'yi? Kendim gördüm. Miran seni çağırdı bak benim için. Korudu, kolladı gördün. İki aileyi dost edemeyiz tamam. Ama belki bir gün biter bu düşmanlık. Miran babamın onun düşmanı olmadığını anlayacak. Annesiyle babasını onun öldürmediğini öğrenecek. O zaman vazgeçecek babaannesine inanmaktan. Tamam başka acılar da yaşayacağım. Ama ben bu intikamı sevdayla bitireceğim Melike. İntikamı bitirmek için yaşadığımız acıları çekmeye değmez mi? Değer diyorsan değer. Değer Melike. Değecek. Miran bizim için nasıl uğraşıyorsa ben de uğraşacağım. Ne yapmam gerekiyorsa onunla birlikte ben de yapacağım artık. Dikkat et aşırı çocuklar. Ha Şehriyar, sen de masaya kurmaya başla. Hadi kızım çabuk. Az önce olanları gördüm. Miran, ben sana yemin ederim benim bir günahım yoktu. Ben engel olmaya çalıştım. Kim olursa olsun konağımıza gelmiş bir insan. Bize yakışmaz. Biliyorum Gönül. Gördüm seni. Ben sana sadece teşekkür etmek istedim. Babaannem annene gücün yetmez ama denemiş olman bile yeter benim için. Sağ olasın. Ben sadece huzur istiyorum Miran. Evet, bu durumu kabul etmem kolay olmadı. Ama madem bu çatı altında hep birlikte yaşayacağız, o zaman huzurlu yaşayalım istiyorum. Ben de. Melike nerede? Gitti. Durduramadım. Reyhan. Reyhan. Geçmiş olsun kuzum. Arkadaşın nasıl oldu? Sağ ol Esma anne. Daha iyi.
Miran, bir şey konuşabilir miyiz? Tamam, konuşalım. Esma Ana. Ha. Bizim yemekleri odaya yollar mısın? Tamam oğlum, nasıl istersen. Gel. Reyhan, çok özür dilerim. Ben böyle olacağını düşünmedim. Senin suçun yok ki. Yalnız kalmayayım diye çağırmışsın Melike'yi, söyledi. Teşekkür ederim. Sen merak etme, tamam mı? Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ya Miran, biliyorum hiç zamanı değil. Ama şimdi söyleyeceğim şeye sakın celallenme, tamam mı? Bir sonuna kadar iyice dinle. Melike'ye ne yapmaya çalıştıklarını sen de gördün. Sen gelmeseydin her şey daha kötü olacaktı. Bir daha olmayacak Reyhan. Söz veriyorum. Ya ama ya olursa? Melike'ye değil ama başka birine. Azat'a. Reyhan, sen bunu bana özellikle mi yapıyorsun? Daha sana kaç kez söyleyeceğim? Azat değil. Azat abi. Ya tamam Miran. Tamam. Benim Azat abimle görüşmem lazım. Reyhan, sen ne dediğinin farkında mısın? Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Bırak o adamla görüşmeyi, aynı ortamda aynı havayı bile soluyamazsın. Ya Miran, benim Azat abimle bir kez olsun görüşmem, konuşmam lazım. Sorduğu soruların cevabını benden duyması lazım. Hangi cevapları Reyhan? Hangi cevapları? Burada zorla tutulmadığımı, seninle isteyerek evlendiğimi... O kimmiş ya? O kimmiş? Sen neden Hazreti Efendi'ye açıklama yapmak zorundasın? Neden Reyhan? Bırak, neye inanıyorsa inansın. Sen neden Azat'a açıklama yapıyorsun? Azat'la görüşmeyeceksin. Bitti. Ben senden izin istemiyorum Miran. Bilmeni istediğim için paylaşıyorum sadece. Esirin değil, karınım ben senin. Miran bak, Azat abim benimle konuşmadan durmayacak. Durmazsa durmasın, durmasın. Reyhan, ben onun canını sırf senin hatırın için bir kez bağışladım. Ama o gün de söyledim. Eğer bir daha aynı şey yapmaya kalkarsa... Kalkarsa ne olacak? Bedelini öder. Nedir bedeli? Ne yapacaksın, canını mı alacaksın? Eğer benim kanıma yaklaşırsa... evine yaklaşırsa... bize zarar vermeye kalkarsa... evet. Ya bunu başka türlü çözmek varken niye kırıp dökmek istiyorsun? Zaten bir kere konuşsan bütün bunlara gerek kalmayacak. Daha neyi konuşacaksın Reyhan? Zaten konuştun, söyledin. Daha bu adam neyi duymak istiyor ben anlamadım. Silahlar olmadan, kavga, gürültü, tehdit olmadan mutlu olduğumu benim ağzımdan duymak istiyor. Her şeyden öte, gönül nasıl senin amcanın kızıysa Azat abi de benim amcamın oğlu. Geçmişi ikimiz de biliyoruz Miran. Unutmak istiyoruz. Unutturmak istiyorsun. Bırak anlatayım ki Azat abimin de içi rahat etsin. Bilsin ki her şeye rağmen seninle mutluyum. Yaşadığımız onca şeye rağmen seninle kalmak istiyorum. Bırak anlatayım ona Miran. Asla. Asla. O Azat Şahdoğlu'yla bir araya gelmeyeceksin. Onunla görüşmene izin vermem. Sana yaklaşmasına izin vermem. Böyle bir şey asla olmayacak. Konu kapanmıştır, bitti. Miran, neden anlamak istemiyorsun? Sen Azat abimle görüşmeden müsaade etmediğin sürece her şey daha da kötü olacak. Beni duydun Reyhan. Azat'la görüşmeyeceksin. Ne oluyor? Ne olsun? Senden aldığın nikah çatır 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 diyor. Azize Hanım, gelinin dişli çıktı vallaha. Nasıl da bağırıp çağırıyor kocasına, duyuyorsun. Herkes bir gönül değil tabii. Öyle vur ensesine, al lokmasını nerede?
abi. Elif gelme peşimden. Buna ne oluyorsa? Neden ya? Neden? Neden benim sana güvenmemem gerekirken sen bana güvenmiyorsun? Seninle olmak için ezip geçeceğim onca şeye rağmen niye bana bunu yapıyorsun? Gelin hanım, cicim ayların fırtınaya tutuldu galiba. Kayın su alıyor. O koşarak gittiğin kapıdan temelli çıkacağın günler yakındır. İren yavaşla. İren yavaşlar mısın lütfen? Yavaşlar mısın? Korkuyorum. Böyle yapınca geçecek mi öfken? Seninle konuşmayı bazen öyle zorlaştırıyorsun ki hangi kelime kalbine tesir eder? Hangi söz kalbine işler bilmiyorum. Nasıl anlatacağım kendimi sana bilmiyorum ya. Hani her şeyi konuşacaktık? Hani paylaşacaktık her şeyi? Boğazat Şahdoğlu ile ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Bitti. Sen söyledin, sen karar verdin. Bana fikrimi sordun mu? Sormadın bile. Verdiğin sözleri çabuk unuttun Miran. Reyhan! Nereye gidiyorsun? Reyhan! Gidebilirim. Söyle ben nereye gidebilirim? Ben bunca yaşanana rağmen kime evet dedim? Kimin yanındayım? Bunları hiç düşünüyor musun? Ben seni sevdim Miran. Ama en çok da senden incindim. Bana yaralarını saracağım diyorsun ama sadece kanatıyorsun. Söyle şimdi bana. Kimim ben, neyinim? Yerine karar verdiğin bir süs müyüm yoksa hayatı paylaşacağım dediğin karın mı? Sen benim her şeyimsin. Ben senin her şeyinsem, beni kaybettiğinde her şeyi kaybedeceksin. Her şeyin değil de sadece sevdiğin kadın olsam yetmiyor mu? Her şeyi kaybetsem bile yanında olmak istiyorum. Ben seni kaybetmemek için konuşmak istiyorum Azat abiyle. Onu da kaybetmemek için söyledim sana, ben kimse ölsün istemiyorum. Yapamam Reyhan. Anla beni. Olmaz. Azat olmaz. Sana benim yüzümle baktığını bilerek olmaz. Öyleyse bana hem Azat abinin yasını tut hem de beni sev diyorsun. Mümkün değil Miran. Çünkü Azat durmayacak. Benimle konuşmadıkça durmayacak, sen de ona bir şey yapacaksın. Ama yaptığın şeyi sadece ona değil, bize de yapacaksın Miran. Bize de. Hadi Reyhan. Hadi ben. Hmm.
başka bir hayat mümkün değilmiş Mira. Onu anladım. Ben sana güvendim. Güvendim de geldim. Sen bana güvenmiyor musun Mira? Senin için onca şey çiğneyip gelen bana. O zaman diyecek bir şey kalmıyor. Ben değil sevdan bile seni inandırmıyorsa diyecek bir şey kalmıyor Mira. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.